Ali Karahasanoğlu. A. Trump Anayasa Mahkemesi'ne hakim atamış. Okuyuculardan yoğun baskı var. Yazsana yazsana diye başlayıp yazamaz ki diye tehditler savuruyorlar. Okuyucu dediysek siz anladınız onu. Iyi. Beynini Pensilvanya'ya teslim edenler kendi medya organları kapanınca gazetecileri maillerle yorumlarla baskı altına alarak kendi istediklerini yazdırmaya çalışıyorlar. Hasan Cemal'den de gaza almışlar. Ey Erdoğan bir van minütte başkan Trump'a lütfen tarzında söylemlerle bize de nasibimize düşen çağrıyı yapıyorlar. Olsun itirazım yok. İster beynini Pensilvanya'ya kiraya vermiş olsun. isterse samimi düşüncesi olarak eleştiri getirmiş olsun. Her uyarıya kulak veririz. Cevabına da vermekten kaçınmayız. Malum okuyucularımızın yazsana yazsana dedikleri, sonra da yazamazsın ki diye akılları sıra sıkıştırdıkları konu Amerika'da başkanlık koltuğuna oturan Trump. İyi de ben Trump'ın neyini yazayım? Daha seçildiği günlerde yazmıştım. Al Obama'yı vur Trump'a diye. Trump'tan da bir cacık olmayacağını seçimden sonraki ilk günlerde söyledikten sonra şimdi yeni başkanın yaptıklarını eleştirmeme ne gerek var? Ama olsun yaz diyorlar ya biz de yazalım. Nereden başlayalım? Trump'ın %50 oy bile alamadığı halde başkan seçilmesinden Düşünebiliyor musunuz? Dünyanın en büyük devleti olan Amerika, demokrasi konusunda herkesin sözüm ona parmakla gösterdiği ülke, özgürlüklerin tavan yaptığı ileri sürülen bir yer ama seçmenden en fazla oy alan adayın değil, ikinci sırada oy alan adayın başkan seçilmesine imkan veren bir sistemi uyguluyor. Ayrıntısına girmeye gerek yok. Seçimlerin çoğunluk sistemine göre ve eyalet eyalet yapılmasından kaynaklı ucu bir durum. Bu antidemokratik diyebileceğimiz sonuca cılız seslerle itirazlar gelse de kimseden meşru değildir devrin gitsin açıklaması gelmiyor. Kimseden ne saçma bir şey daha fazla oyalan kazanamadı daha az oyalan kazandı seçim sonuçları gayrimeşrudur başkanlık için uzlaşma şarttır Trump başkanlık koltuğuna oturamaz otursa da daha fazla oy almış başkan gibi her istediğini yapamaz itirazı gelmedi. Hafazan Allah Türkiye'de böyle bir şey olsa ne kıyametler kopartırlar. Boşverin daha az oy alanın başkan olmasına bileğinin hakkıyla 367 milletvekili çıkartan AK Parti'ye 2002'de ne engellemeler yaptılar. 2007'de Cumhur Başkanı seçtirmemek için ne icatlar çıkarttılar. Şimdi de Türkiye Büyük Millet Meclisinde %63'lük bir temsile sahip olan Ak Parti ve MHP'nin uzlaşarak kabul ettikleri Anayasa metnine bile nihayetinde halka da sorulacağı halde, baksanıza ne tantanalarla karşı. Tırma izliyorlar. Hızlarını alamıyorlar. Kan dökülür diye taçlandırıyorlar vesaire vesaire. Şimdi bu noktada bir Türkiye'ye bakın, bir de Amerika'daki muhalefete. Türkiye'de AK Parti ile CHP arasındaki oy farkının yarı yarıya olmasına rağmen CHP'nin kaba dayılığına bir bakın. Bir de Amerika'da daha fazla oy aldığı halde seçim sistemindeki karmaşıklık sebebiyle ne gösterdiği saygıya bakın. Trump'tan başladık devam edelim. Biliyor musunuz? Yeni anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'na vermek istediğimiz anayasa mahkemesine üye seçimi konusundaki tercih hakkı Amerika Birleşik Devletleri'nde de varmış. Varmış ki Trump başkan seçileli daha bir ayını doldurmadan işe hızlı soyunmuş, anayasa mahkemesine bir üye seçmiş. Yanlış okumadınız. Aynen böyle olmuş gerçi yapılan seçimi senato da onaylıyormuş ama başkan seçtikten sonra senato onaylamazsa herhalde başkan bir tane daha seçer. Yani sonuçta başkanın dediği atanır. Senatonun değil. Ee, hani bizdeki sistem dünyanın hiçbir yerinde yoktu. Yüksek mahkemeye siyasilerin üye seçmesi yargıya müdahale olurdu. Cumhurbaşkanı başkan yüksek yargıya üye seçerse yargı bağımsızlığı zedelenirdi. Buyurun cevap verin FETÖ'cü arkadaşlar. Buyurun cevap verin FETÖ'nün kuyruğuna yapışan CHP'li arkadaşlar. Trump'ın Müslüman ülkelerin vatandaşlarına getirdiği yasaklamaya ne zaman geleceksin diye soracaklar. Benim için önemli olan herkesin kendi ülkesinde yaşamasıdır. Ben hayatımda Amerika'ya gitmedim, Avrupa'ya da gitmedim. Kimseye de gitmelerini önermem. Şu olsaydı eleştirebilirdim. Trump yıllardır Amerika'da yaşayan Müslümanların ülkeden çıkarılması kararı alsaydı bu yanlıştır derdim. Ama Amerika başkanı kendi ülkesinde şu şu ülke vatandaşlarını istemiyorsa siz de gitmeyi verirsiniz canım. Dünyanın sonu değil ya. Ali Karahasanoğlu Yeni Akit